Bugün gazetedeki haberi görmüş olmalısınız. Aa, gördüm. Tamam, ben de sana bunu soracaktım. Bu Adana'daki kaza, değil mi, yaptığın kaza? Ama artık önemi yok. Evet, artık gerek kalmadı. Gidebilirsiniz. Hadi. Bizim için bir önemi var ama. Ben Ferah. Bu da Narin. Hem de korkmaz. Şimdi siz de bize kim olduğunuzu söyleyin. Tanışmış olalım. Evladım uzatmayın. Gidebilirsiniz. Siz böyle sokaktan geçen herkesi adamlarınızın zoruyla evinize alıp aşağılar mısınız? Yoksa bu sadece bize mi özel? Ferah. Kudret Bey. Bu kadar özel olduğunuzu bilseydim mutlaka daha farklı davranırdım. Ben Kudret Bey'den memnun oldum. Sizin gibi hakkını savunan gençleri oldum olası takdir etmişimdir. Haklısın. Hoş olmadı. Hadi buyurun oturun. Size bir şeyler ikram edeyim. Bir isteğiniz var mı Selin Hanım? Evet var. Ara artık Kudret'i, ben bir an önce buradan gitmek istiyorum. Hadi artık hadi. Selin, köşkteyiz korkuyorum diyor. Nasıl ya? Babanla beni bekliyorlarmış. Kudret kesin yüzleştirecek bizi. Anne istersen gitmeyelim. Yok bu sefer iyice huylanır. Bu kıza güvenmeyecektin anne. Güvenmeyecektin. Kazayı Adana'da yapmışsınız. Adanalı mısınız? Yok, ben Antalyalıyım. Ben de Mersinliyim. Merkez ilçe, aile sıra 21, Cidlon 46. TC'de verim de GBT'ye de bakın isterseniz. Ferah, sen nerelisin kızım? Ben Adanalıyım. Ah, ben de. Neresinden? Tufan Bey'le. Hemşerisiniz. Kimlerdensin kızım sen? Kimsesizim ben. Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm. Biz müsaadenizi isteyelim o zaman, hadi kalkalım. Ama çaylarınız gelmişti. İşe dönmem lazım, çok geciktim. Babamın anahtarları güvenlikte. Bir dahaki sefer artık. Hoşça kalın Kudret Bey. Ferah. Arayacağım. Misiniz? Kız beni çok eskilere götürdü. Ne garip bir amcaya denk geldik ya. Vallahi çıkamayacağız sandım. Sorma, korkmaz, ben de çok gerildim. Niye ki? Ne güzel hemşire çıktınız. Hem adam da zengin. Ne saçmalıyorsun yine? Bize ne adamın zenginliğinden? Büyük sürprizin bu muydu senin? Kim bu kız? Ha? Ben buraya kadar gelmişken Sevim Hanım'a uğrayayım diyorum. Ferah zaten sokağın hemen başında. Siz gidin istiyorsanız. Yok, ben de geçeceğim. Bir de biz görelim madem Sevim Hanım'ı. İşin ne olacak? Hallederiz. İyi, tamam. Tamam Selman Bey. Yok, hemen gelmeyin. Benden haber bekleyin. Arayacağım. Elinize sağlık. Neymiş kızın adı? Özlem. Özlem ha? Ne zaman geliyormuş? Ne zaman istersek. Ama bir sorun var. Ne? Özlem, Mehmet Hoca'nın bahsettiği çocuk esirgeme kurumuna başka bir kurumdan nakledilmiş. Haydi başka bir kurumda yapılmış. Evet. Arşivde o yüzden adına rastlamamışım. Bunları Selman saklamış olabilir mi benden? Yani Özlem kuruma geldiğinde 11 aylıkmış. Yeni falan doğmamış. Mehmet Ocak yalan söylüyor o zaman. Garip değil mi? İnsan ölmeden önce neden yalan söyler ki? Sevim abla. Ferah'cığım neredesin? Sen neredesin ya? Bir göründün sonra kayboldun. Hı? Öyle oldu biraz değil mi? Ama Ali abla seni çok merak etti. Ya numaranı da değiştirmişsin. Neyse şimdi sen boş ver bunları, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Her şey yolunda değil mi? Yolunda, yolunda, merak etme sen. Tamam. Buraya kadar gelmişken sana bir merhaba diyelim dedik. İyi yaptın, iyi yaptın da öyle kuru bir merhabayla göndermem seni. Sen bana emanetsin. Biliyorum, sağ ol. Bu arada arkadaşlarım Narin ve Korkmaz. Eyvah. Efendim? Hande Hanım hoş geldiniz. Sen şu gazetedeki kızsın değil mi? Pardon. Siz kimsiniz? Hande Hanım Can Bey'in nişanlısı. Başka bir şey var bu işin içinde. Ama öyle